Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 8. lema. 8. kerameti kapsiye. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kerameti. Şimdi Kur'an'da bütün ilimlere haiz olduğu için hepsine şifre olarak sembol, simge kullanmış yani. Çünkü bir cilt 350 bin yorum gelmiş bir ayette. 350 bin tefsir ya. Bazıları ustanın tabiriyle 60 cilt olmuş. Bunlardan bir tanesi. Simge kullanmış mesela. Simge şu, bakarsın bir adam ama içine girdiğin zaman Umayya bu yöntemi kullanmış. Mesela ilmi cifir kullanmış. Sayısal tefsir olarak ilmi cifirle tefsir yapılmış. Daha çok Zeynel Abidin, İmam-ı Ali radıyallahu anh, başta İmam-ı Ali radıyallahu anh, Cafer-i Sadık, Zeynel Abidin, Abdülkadir-i Geylani, Muhiddin-i Arabi gibi zatlar bu yolu çok fazla kullanmışlar. Cifirle tefsir etmek, yorumlamak. Mesela onunla baktığın zaman zahirde öyle değil ama ama ehlini öyle. Mesela Beldetun Tayyibetun 1453 çıkartmış ya. O ne güzel beldede. Bir sayısal geliyor. Bunun biraz tersi. Cifirin üzerine, ilk önce cifir yapıyor. Sonra onun üzerine mana yapıyor. Yani manadan cifir çıkarmıyor. Bu ters yöntem. Bir böyle tefsir var. Mesela ayetten tarih çıkartılıyor. Cifir tarih çıkartılıyor. Bu büyük bir yöntem. Bir de cifirle manaya gidiyorsun. Çünkü Kur'an anlattıklarından daha fazla var. Anlatmak istedikleri. Kur'an anlattıkları birse anlatmak istediği nihayetsizdir. Anlattıklarından daha fazladır. Anlatmak istediği. O zaman ne yapacak? Şifre kullanacak, yöntem kullanacak. Yöntem. Mesela elinde bir tane uzaktan kumanda var. 100 sene önceyi düşün. Şöyle basıyorsun. Mukaddeme yapıp okuyacağım da onun için. Mühim bu mukaddeme. Basıyorsun, uçağı uçuruyor. Arabanın camını kapatıyorsun. Arabayı kilitliyorsun. Mesela televizyonda bir kanal değiştiriyorsun. İspanya. Bir kanal değiştiriyorsun. Almanya. Oturduğun yerde. Ama mesafeye bak ya. Bir kanala basıyorsun. Arabistan canlı yayını gösteriyor. Bir düğme. Ama düğmenin önünde bir tane işaret var işte. Başka bir şey yok. Ok. Bak Arabistan'a geçtim. Yani bu işte bu yöntem bu yöntemle mana çıkartmak da böyle ya. Zahirde bir şifre var. Bir orada işte kumandada işaret var. Ama seni başka yere götürüyor. İşte burada da öyle. Yani manadan, metinden cifir çıkarmak değil, çıkmış olan cifirin üzerinden hakikati uygulamak. Mana dizmek. Diyor ki, Risale-i Nur Şakirtleri'nin bir fıkrasıdır. وَكُنْ قَادِيَ الْوَقْدِ اللّٰهِ مُخْلِيسَ تَعِيشٌ سَعِيدًا صَدِيقًا بِمُحَابِتِ To 800 sene önce söylüyor ha. 800 sene önce. Ustattan önce haber veriyor. Diyor ki Taişen, Saiden, Sadikan bir muhabbeti. Yani Ustad Hazretleri zaten söyleyecek. Maişetle bahsediyor. Diyor ki ey Said. 800 sene önce. 8 saat sonra sen birisi dünyaya gelecek Yusuf. Onun krokisini, haritasını söyleyeceksin. 8 saat sonra dünyaya gelecek bir çocuğu.
800 sene sonra gelecek bir insana diyor ki, ey Said sen zamanın Abdülkadir'i ol. Ve kün kadirel vaktillahi muhlisa. İhlası tamı kazan, fakrınla beraber fakir olacaksın. Maaşetini düşünme. Fakirim nasıl geçineceğim? Ters sisteme bak. Nas'tan minnet alma. Ama fakirim. İsmin Said olduğu gibi maişette de mesut olacaksın. Said mesut demek yani. Bahtiyar insan. Mesut insan. Mesut demek. Maişette de mesut olacaksın. Muhabbetimde sadık olduğundan bana ait muhabbet, bana muhabbet de samimi olduğundan ve ihlasa çalıştığından hulusi gibi. Diyeceksin ki burada hulusi mi var? Şimdi biraz önce 10 dakika onu anlattım işte. Yani hadiseye mutabık mana yapıyorsun. Cifirle. Bakın metinden cifir yapmak ayrı. Yapılmış bir cifiri Allah Allah buna bu çıkmış mana. Buna masada kim? Çünkü Kur'an'ın her bir ayetin mütadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her aslında efradı bulunur. Bu nerede geçiyordu hatırladın mı? 286 şualar. Bak her bir ayet küllidir. Her bir ayetin külli manası var. Her aslında efradı bulunur. O zaman bir Kur'an'da mana çıktı mı? Çıktı mı? Ha. Kime denk geliyor? Ha, buna tutmadı, buna tutmadı, buna tutmadı. Ha, buna tutuyor. Her aslında çünkü efradı var. Her bir ayet küllidir. Her arsında efradı bulunuyor. Mutadit manası var diyor. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir ayette küllidir. E tamam iki öneri. Önerme oldu. Üç, her asırda efradı bulunur. Yani mutlaka o çıkan mana her asırda bir tanesi de giyecek onu. O zaman bunu ebcedle, ilmi cifirle manası söylüyor. Şu etrafı böyle olacak. Etrafına uyguluyorsun bu sefer. Ya harflerle onun ismine ve annesinin ismine kim olduğunu onu seçiyorsun. Şey diyor, Hulusi diyor. Süleyman Bekir diyor. Sabri demiyor mesela. Yani hep bu yöntem yani. Bak bir daha arkadaşlar. Hadis, ayet-i kerimelerde, hadislerde asıl imamlarında, büyük zatların sözlerinde külli ise her asırla bakan yönü var. Bu tadit manası var ya. Her asırda bir masadaki var. Kim? Onu imam bulacak. Manayı buldum. Mesela şöyle. Pazarda her şeye rağmen bir kitap okuyoruz böyle yazıyor. Kahramanlar çıkmış. Hapisi de, tazikatı da, zorlamaları dahi kale almadılar, dershane açtılar ve hizmet-i maliyi devam ettiler. Allah onlardan razı olsun tarihte, 500 sene sonra diyecekler, tarihte böyle bir çekirdek kadro oldu. Kim demiyor? Okuyorsun, geçiyorsun sayfayı, diyorsun ki ulan pazarda 500 sene önceki haş falan falan falan. Ha? Böyle oluyor. Şimdi diyor ki, ey Said sen zamanın Abdülkadir'i ol, ihlası tamı kazan, emir yap, ihlaslı ol demiyor. Tam ihlaslı ol. Hocam kimin dediğini de söyleyeyim hocam. Heh, hangisi? Kim diyor bunu, onu da atayım. Abdülkadir-i Geylani. Hani İmam-ı Rabbani demiyor. Yo yo ben ters mi söyledim? Yok, doğrusu doğru. Abdülkadir midir o? Geylani mi diyor bunu? Geylan doğru. Geylan Geylani. Ha, tamam. Yani 8. lema, 8. lema Keramet-i Gafsiye. 8. şu olsa İmam Ali'nin Celcelutiyesidir o. Bu mektubatında diyor değil mi? He, orada da var. Yani şey onu seçecekti mesela 8. şu an Keramet-i Aleviye. Sayfa onu söyleyeyim mi? İmam-ı Rabbani de diyor değil mi? Diyor tabii. Onu kastım. O Bedü onu kastım. İki tane mektubu var. Ha. Üstadın babasının künyesiyle söylüyor.
Babasının adı neydi? Mirza Bediüzzaman'a mektup diyor. Keşke Muammer oğlu sana deseydi. Hemen de ben de söylerdim ya yani. Ama yani peki bu zat kim biliyor musun? Bu Hulusi abi söyleyecek. Mektubatın sebebi vücududur. Yani onun soruları ile vücuda geldi diyor Üstad Barla'da, değil mi? Barla'da diyor. Mesela saniyen diye başlıyor bazı, çoğu mektuplar. Mektubat var ya, saniyen ikincisi demek. Salisen üçüncüsü demek. Birincisi, ikincisi nerede? Hulusi abi razı olmamış. Çünkü ustada acayip bir iltifat ediyor ustad. Hulusi abiye ustad iltifat ediyor. Onun yayınlanmamasını rica ediyor ustaddan. Böyle bir adam. Ama en ufak bir alamet olsa bana Nurettin pankart yapıyor. Öyleyiz lan. Pankart yok. Kardeşim ortaya çıktı. Hizmettir ya. Bir sürü felsefesi var onun. Hizmettir, hizmet. Ya. Hulusi sani ise, Hulusi ise ahirdeki sözlerin ekser, mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti mühim sebep olmaz. Mektubatı. Mektubat. Ve dikkat edin, saniyen diye başlıyor. Salisen diye başlıyor. Çoğu mektup böyle. Laika mektuplar demiyor, mektubatından bahsediyor. Amin. İstemiyor. İncisinde ne diyor ki yani söylemiş? Çok acayip kaideler var. Ona ait bir yayınlanmamış Hulusi abinin o mektubattaki evvelen, saniye, salisen o yayınlanmamışları bir araya getirmiş ve bir küçük sözler kadı olmuş. Onu ben İstanbul'a gideyim, şimdi gideceğim mi Ayasofya için? O zaman getiririm, veriyorum size. Birincisini ne demiyor? Anlattı ya. İşte Hulusi abi istemiyor yayınlanmasını. Hulusi abi istemiyor. Yani neden istemediğini? Çünkü onu iltifat ediyor, acayip yani. Övüyor ustad onu. Yani biraz söyledi işte. Yani mektubat öyle sorular sormuş ki ulema. Eskide mesela Maraşal olacak değil mi? Osmanlı Padişah Maraşal. Orgeneral şimdi. Maraşal tek tük olur. Orgeneral var ya Mışı. Orgeneral, Korgeneral. Olabilmesi için hafız olması lazım. İstisnasız. Hafız olmayan yapmazlar. Böyle alim idiler. Bu albaydı. Yani Hulusi abi niye diye, sen ey Said, sen zamanın Abdülkadir'i ol, İhlas'ı tamı kazan, fakrinle beraber maişetini düşünme, ta'işu saiden sadikan bi muhabbeti, nas'tan minnet alma, ismin Said olduğu gibi maişette de mesut olacaksın, muhabbetimde sadık olduğundan, ve ihlasa çalıştığından onaylanıyor usta. Hulusi gibi muhlis talebeler ve yardımcılar ve Süleyman Bekir gibi sadık hizmetkarlar ve Sabri gibi tam takdir edici. Sabri abi affet beni. Sabri abi demin yok dedim ama aşağıda varmış. Takdir edici ve ciddi muştak talebeler size verilmiş. Peki yani bu isimler var mı? Burada geçmiyor. Yani ustadın ismini kullanıyor. Taişun, İyaşe'den, Sayı'dan, senin İyaşen, Sadikan bir muhabbeti. İsmini söylüyor, 800 sene önce. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mirza Bediüzzaman'a. Yani acayip bir şey ya. Ya bunlar nasıl gülüyor ya Yusuf? Yerdeyken aşağılığını gördüğün için. Evet, 90 sene terakkiden sonra yerdeyken arşı da değil, arş-ı azamı müşahede ediyormuş ya. Aslan ya, abi, Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa niye diyen bilemezsin ki. Evet, geçiyor. Kur'an'da yaş, kur, her şey var. Senin böyle oturduğun bile var. 25 yerde geçiyorsa, aklında da gelene niye bilemezsin? Çıkardı oradan işte. İmam Azam'a demişler ki, sen bunu nereden çıkarıyorsun Kur'an'da? Kur'an'da var mı demiş. Seni demiş, hemen durdururken, falan tarih, kaybettiğin devenin nerede olduğunu da ben Kur'an'da göstereyim sana demiş. İmam Azam diyor. Oğlan bir anda şaşırdı. Devesi kaybolmuş, artık babalamamışlar, bırakmış tabii. Falan tarihte, falan yerde kaybettiğin devenin nerede olduğunu sana göstereyim mi demiş. Ondan sonra, ben diyor, şimdi diyor, attan düştüğüm de bile var diyor.
Çünkü Kur'an'da وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابِ الْمُبِينَ Yaş kuru, Kur'an'da hepsi var. Ama nasıl var? Kocaman çınar ağacı çekirdekte kodlayan Allah, 18 bin alimi hulasa yapan Allah, Kur'an'daki her bir harfin kendisine demiyorum, şeklini, vav, lam niye böyle? Bir ara kafayı takmıştım, Hızır abiden dolayı. Öyle her tarafı nur, o nuruna kafayı takmıştım, ömrü nurla geçti. Böyle elini koyar, nurun kuyruğu, kafa nokta, nun, nokta, nun, nokta, secde, hep nun, elma, dala bak, nurun kuyruğu, elma kendisi nokta. Nun, hayat hep nun. Ben de bir ara kafayı taktım. Allah var iken şekil yoktu. Lamun, mimin, nunu. Niye Allah böyle bir şey seçti diye. Sonra bu huruf-u mukatta Muhyiddin Arabi'nin peşine, Muhyiddin Arabi, Zeynel Abidin bilerek söylüyorum. O konuda pirim benim böyle. Epey çalıştım onların şeyine. Ama baktım ısrarla ustad ikaz etti. Bir şey de bıraktım. Bıraktım. Ubeyt'te cifirle uğraşıyordum. Ondan sonra arabayla gidiyorduk, arabayla seyahat ediyoruz ya, sikmi var. Bir şeyler yapıyor falan, yolda Osmanlıca yazıyor. Ondan, dikkat et diyor, biraz sıkıntımız var yolda. Tamam mı? Böyle, sonra ustad açık olarak ona bırak dedi. Çünkü eşeğini kaldıramıyorsun yani. Olmuyor. Bir ara meşgul oldum. Hatta bununla alakalı benim belki de 22 tane dersim var. Vesvese hakkında, vesvese. 22 tane ders olur mu? 22 saat. Neyle yaptım biliyor musun? Vesvesenin, bir şey tecrübeniz olsun diye söylüyorum. Vesvesenin yazılısı, vav vesin, ves ves, iki şeyin tekrarı, ves, vav vesin, ves ves e, zel zel e, ser ser i, gibi. Vav vesin. Şimdi vesvesenin ruhuna girmek istedim yani, tamam mı? Ama ustad istemedi. Vesvese risalesi tamam da vesveseyi baktım vavlasın. Vav'ın karakterine girdim. Tabiatı toprak mı? Ateş mi? Su mu? Hava mı? Tamam? Dört. Her bir harfin dört tabiatından bir veya birkaç tane tabiat yükleniyor. Mesela Kur'an'da zorlandığınız surelere bakın tehdit ayetleridir o. Ve kullandığı tabiat harfleri ateş şeyleridir. Onu zorla okursunuz, okuyamazsınız. Zor oluyor. Bazen de tırt diye okuyorsun. Meryem suresi gibi mesela. O su tabiatlı harfler kullanılmış. Mesela misal vereyim. Seslendirmede mana da yapılmış. Mesela cübbi. Suyu anlatıyor. Uf, of deme. Yese edu. Boğazı anlatırken kafir şeye benzer diyor. Semaya doğru yükseltilip de boğazı sıkılan adam olur ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam semada oksijenin bittiğini nereden bilecek? Yani yukarıya gidince oksijen bitiyor. Bitenin de boğazı boğuluyor ya. Onu anlatıyor. O harfi kullanıyor. Yani seslendirmeye uygun harf ve mana kullanıyor. Seslendirme harf. İşte vav'ın tabiatına girdim şeye, Yusuf. Sin'in tabiatına girdim. Sonra niye tekrar ediyor? Vesves. Sonra tam 22 saat ders yani. Benim tabii kaç sene uğraştım. Takdim ettim 22 tane ders. Onun ifrat tefrit vasatlarını, dört isme uygulanışı, evvelu, ahiru, zahiru, batını, yani ağacın çekirdeği, ağacın sonu, meyvesindeki çekirdek, ağacın kökteki çekirdek, meyvedeki çekirdek, ağacın sureti, ağacın arkasındaki makine. Vav nasıl bakıyor bunlara? Sin nasıl bakıyor? Vesvesin ta şeyine, ondan sonra baktım ki hiç duman oluyorum. Kurtulamıyordum da. Ama ondan sonra psikoloji denen bir sistem çıktı bana. İşte, yani Kur'an psikoloji, Risale-i Nur Endeks'te. 400 küsur tane ders yayınlansaydı diyelim belki de 5 uza olurdu psikoloji dersimiz. İşte vav ve sin. Yani burada anlatmak istediğim şu, Kur'an'ın harflerin tabiatından mana çıkartılıyor. Benim gibi cahil adam, vav ve sinden 22 saat ders yaparsa, bunun çalışması ne kaç tane defterdir? Vav ve sin, vav ve sin, sif tabiatından. Mesela Yusuf'un Osmanlıca yaz, hangi harflerle? Sendeki
aktif olan ismi azam, eğer yaşarsan 40'tan sonra, 50'den sonra hangi isimler aktif olacağını, işte tabiatında su mu, toprak mı, hava mı vesaire, bunlarla hep çıkıyor. Söyle ismini, söyleyeyim karakterini. Ay mesela. Evet, o doğum ayların hakikati var ama şu andaki gazete köşelerinde yazılanlar gibi değil o. Yok, bu akrep burcu mesela, bunlar hakikati var ama bu günde olanlarla değil, manası değil. Neyse. Ya hocam, bu belli yaştan sonra bazı insanlar, 50'den sonra, 60'dan sonra, kimisi toprağa daha şey meylediyor. Gazali söylüyor bunu. Kimisi denize. Şeyde, 50'den sonra, mesela İmam Ali diyor ki, 26 yaşına kadar diyor evliliğini, 33 yaşına kadar istikametini, 40'a kadar kemalatını, 50'ye kadar sadakatını yapamayana veil olsun diyor, yazık oldu diyor. Mesela diyelim ki toprak okuyor ya, tabiatı çekiyor mesela, o insanın tabiatı toprak. Toprak çekiyor onu 50-60'tan sonra. Kendi ismi de ve ismindeki harfler ateş diyelim. Adam ipe sapa sığmıyor ya. Yani bu adam anarşist gibi yani. Yaşlı adam, sabrı yok, ahlaksız, böyle ahlakı ağır, ahlaksız demeyeyim de geçimsiz yani. Bazı tabiatı, harfle isminin tabiatı ve kendi tabiatı, su tabiatı. Adam da hep de bana, "Aa, bu ne oldu ya? Allah Allah, bu ateş gibi adam dedi. Nasıl bu? Hepten papular gibi, papu gibi oldu falan." Oluyor. Mesela 3 tane Said var ya dönem dönem. Kendi hayatımda ben mesela inkılap, mesela hapisten sonraki şeyim değişmiş mesela. Eskide bir tane çayör abiyle adam, yani terlesem bile ben sporla terliyim. Yani 20 sene şey yapmamış. Bakıyorum 2 seneden beri terlemek istiyorum toprakla. Toprakla. Zannedersin ki dünya perest yani. Oysa kendi şahsıma bir şey yapmıyorum yani. Şahsım menfaati hiç yok. Şahsi yok. Ama acayip bir şey yani. Mesela o ateş şey olan tabiat kendisini şey bırakmış. Peki o çalışırken ne oluyor? Bak, o çalışırken ne şınav oluyor? Tam çalışıyor makine ve orakla. Ayasofya'nın 5. sırrı geldi. Bir ara sormuştum, atmıştım. Soruyu atıyorum ötelere. Bir hafta sonra, bir sene sonra, 10 sene sonra geliyor. Pat diye durup dururken cevabı geliyor. Sonra oturuyorum hemen, telefonum var. Yazabiliyorsan yazıyorum, yoksa kaydediyorum. Falan şeylerim atıyorum. Mesela bugün 3 günden beri uğraştığım bir şey vardı, 3 gün. Risalet, Resul, Vahiy arasındaki hani ne çizgi olsun diyorum ya. 3 gün uğraştım tak tak. Hiç alakasız. Sel akıyor kapının önünde de garaja giriyor. Oraya ben bir şey anlatmak için anlatıyorum sevgili kardeşim. Başınıza bir şey gelince hemen "Aa, böyle demişti" diye onun için endişe etmeyin. Bana ne oluyor diye. Çuvalı koyuyorum ki su içeri girmesin. İkinci çuvalda üçü geldi. 3 gün önceki şey 3. çuvalda geliyor. Hiç alakasız yani. Herke onu kayarken. Böyle kaldım. Allah Allah. Olmayacak şey. Risale, his, şuur, aklın bütünselliğinden risalet hakikatine mazhar oluyorsun. Bu üçünü kim bütüne getirebiliyorsa Resul oluyor. En azami derecede peygamber oluyor. Bizde o zaman ilham geliyor. Vahiy işte ise bu sistemin içinde akandır. Bak 3 günü uğraştım, size hep aldınız. Yani keban barajı sistem, senin evine gelecek kadar trafolar vesaire, bir de evdeki elektrik. Yani keban barajı, risalet, sistem, senin evindeki o cihazlar, hepsi o elektrik trafolar, resulluk. Süpürge makinesiyle ortaya çıkan temizlik bitti, yemek pişti falan, elektrik çalıştı da neticeler de, bunlar da vahiy, misal. Yani neyi düşünüyorsanız çözemediniz, merak etmeyin, gidiyor, bırakıyorsun.
bir şekilde sana dönecek acaba. Kainat böyle, hiç boşluk yok. Evet, devam edeyim. Şimdi atlıyorum. Atlamayayım, bunu bitireyim. Şuraya paragraf. Evet, lillahil hamd, Gavs'ın saraat derecesinde ihbar ettiği hal vuku bulmuştur. Gavs-ı Azam, Said Nami ile tesmiye ettiği, isimlendirdiği muridinin tarihçi hayatında en mühim noktaları beyan etmekle beraber ilmi cifir esrarı ile, sırları ile 8-9 cihette Said'in başına parmağını basıyor. Beyitlerin manay zahirisi ile manay cifrisi birbirine çok yakın olmakla 9 veçitteki işaretler birbirini teyit ettiğinden saraat derecesine çıkmış. Çok acayip bir şey. Mesela ikincisini okuyayım. Enna li muridi hafize ma yakhafuhu ve ahrusuhu fi kulli şerrin ve vel fitne. İlmi cifirle manası. 14. asırda El Kürdi lakabıyla yad edilen Molla Said. Çok acayip ya. Enna li muridi hafize ma yakhafuhu ve ahrusuhu fi kulli şerrin ve fitne. Nasıl Kürt çıktığını da onu da söyleyecek şimdi. Nazmi bu. Ey zamanın Kürt Said'i. Ya Said'e mudrike li zalike zaman. Mudrike'de düz okuyorsun. Başka geliyor. Tersten okuduğun zaman ters de var. Kürt oluyor. Mudrike'nin tersi Kürt Said. Ey zamanın Kürt Said'i. Keşke ey zamanın Laza San'ı deseydi ama yok. Yani ben şimdi bir imtiyaz geçirmiyorum. Var olanı söylüyor. Öyle diyor. Aslı şey. Ama milliyetçiliği de depreştirmemize vesile olan İngilizler. Bu milliyetçilere diyorum ki Allah Resulü de Arap'tı ha. Arap'tı. Arap'ı sevin yapacaksın neredeyse. Oysa Allah Resulü Arap'ı sevin diyor. Ama Allah bir yerli değil tabii. İyi ki Allah bir yerli değil yani. Değil mi? Ağaçlar mesela cinsiyetine göre memleketi belirler ama onların sebebi olan güneşin memleketi yok. Kızılağaç bunu. Pamuk Adana. Ama hepsinin sebebi olan güneş ne Adanalı ne Rizeli. İyi. Allah çok hoş ha. Çok tatlı bir şey. Biraz böyle dediğim zaman dedi ki hemen kafayı yedi ya. Nerede geçiyordu o? Ya mudrike li zalike zaman Mustafa. Hemen onu bulayım da Tayşin Sayı'dan. Ya Hazreti Ali'nin şeyinde geçiyor o. Cercelütiyesinde geçiyor. Onu bakayım bulabilecek. Ha, sayfa 120'de. Diyor ki Allah Allah. Ya mudrike li zalike zaman der. 2-3 yerde kuvvetli işaret ile Said radıyallahu anh ismini verdiği şakirdine hitaben İmam Ali. Hitaben kendini sekine ile dua edip muhafazaya çalış. Ya-i nidadan sonra mutadid karineler ve emareler ile Said var. Demek ya Saidu İmam Ali söylüyor. 1400 söyledi bak. Ya Saidu mudrike izalike zaman. Ey zamanın Kürt Saidi. Ne nasıl Kürt çıktı? Eski de mensubiyeti Osmanlılarda mesela Ermeni ise Ermeni deniliyordu. Laz ise Laz söyleniliyordu. Takısı öyleydi. Kürtse Kürt söyleniyor. Yani soyadı yok onun için. Öyleydi ha. Bu fıkradaki nasıl ki mudrike kelimesiyle El Kürdi lakabına hem lafsen hem cifirle bakar. Ama mudrike Kürt değil ki Arapçada. Diyecek. Çünkü mimsiz
derken DRK küt kalbidir. Yani tersinden okunuşudur. DRK müdürün Kürt. Yani acayip şifreli geliyor kardeşim. Hepten denir mi ya pazarlık falan adam o kadar dolmanda. Tersten yapıyorlar. Cifre sıkıştırıyorlar. Yani şekle yapıyorlar. Tabiatına koyuyorlar. Yani manayı acayip. Çok acayip bir şey yani. O kadar hoşuma gidiyor ki yani. Bu Kur'an, bu İslam çok acayip ya. Harfini seslendirmeye koymuş mesela. Ebced'e koymuş. Oradan masadakını arıyor. Çıktı mı bir mana? Bu asırda çıkacak Mehmet. Diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki diyor, küfür böyle olacak. Tamam. Hadis. İmam Ali de söylüyor. Ama onun karşısına şöyle bir hakikat, bir şahıs çıkacak, hakikat çıkacak diyor. Hiç isim vermiyor. Böyle 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 efsafta olacak diyor. Usta da diyor ki, böyle. Bu küfür herkesçe, Müslümanlarca, evet çıktı mı? Aa çıktı buradan. Tamam çıktı. Dediği birinci taraf çıktı. Bunun karşısında çıkan kim? Yok 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 yok. Aa bak aa çıktı işte. Ha Kur'an'ın söylediği, ihbar ettiği mana bu. Onun karşıtı da bu. O zaman bunun söylediği içerisindeki fazilet, kemalatı buna giydiriyorsun. O onun hakkında saymış olduğu böyle dinsizliği, münafıklığı ona giydiriyorsun. Her asırda iki temsilci var. Bir Firavun, bir Musa. Bir İbrahim, bir Nemrut. Bir Mehdi Ali Resul, bir Süfyan. Müslümanların içinden çıkan Deccal'a Süfyan denilir diyor. Beşinci Şua, yedinci meselede. Ne ile iş görecek? Aldatma ile iş görecek diyor. Siyaset onu mağlup edemezsiniz diyor. Onun için Risale-i Nur'a giydi. Onun karşıtı olaysa Risale-i Nur'a siyaset onun için yok. Siyaseti mağlup edemezsiniz. Mesela siyaset akılları kalpleri darmadağın ediyor yani. Geveze ediyor. Hakikattan uzaklaştırıyor. Aynen öyle bak. Ya mudrike li zalike zaman. Acayip bir şey ya. Ehilleri görsün diye gizlemiş. Evet. Ehillerini ama. Bak nasıl yapıyor. Böyle koymuş. Bir metin olsun diye, bir nümeli olsun diye. Şimdi bunlar içinde mesela Ayet-i Kübra'dan Sarahaten söylüyor. 30. Lema-i Arabi şeyi söylüyor. Esma-i Sitte Risalesi'ne söylüyor. Ne? Hani söylediği vasıf sıfatlar elbise olarak o zaman da bakıyoruz. Bu söyledi mi? Bu asırda çıkacak mutlaka olsa. Ne buna giydi mi? Buna giydi mi? Bu mana. Aa ona giydi. Tak ona giydi. Herhalde anlaşılmış. Bu bahiyle gelmiş değil mi abi? Evet. Peygamberimize gelmiş ondan sonra şey vermiş. Bahiyle. Bazıları diyor ki ulan 6 çeşit bahiy var. Bahiy ne olduğunu bilmiyor. Sitte zannediyor ki peygamberin bahiy geliyor. Allah Allah peygamberin için bahiy var mı? Bahiy meratibi vardır. En küllisi, en camisi peygamberleridir. Şeytana vahiy geldiğini söylüyor. Yusuf Aleyhisselam kuyudayken çocuk halinde vahiy edildi diyor. Kur'an'da. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ettik. Çocuğu sepete koyun yine bırak dedik diyor. Bak, sema ve arza vahiy ettik diyor. Aliye vahiy ettik diyor. Ama biz bilmiyoruz ki. Risale-i Nur haşa 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 vahiy değil. Nedir o? Vahya hizmet eden şumullu ilhamdır diyor. Acayip bir şey. Bize de, sana da bana da geliyor işte durup dururken çuvalı kaldırırken pat değil. İlham bu. Yani ne kadar siyasetten, günahlar, üç şeyden uzak olunca kalbinize sağanak sağanak mana yağar. Allah Resulü diyor ki, ilim yapmadan ilim yapmak, ilim isteyen var mı? İlim yapmadan ilim nasıl olur? Tatmanızı artırıyor. Nedir o? Hayat-ı dünyevinin temininden, siyaset meraklarından ve felsefe dedi. Yani hayatta yaşarken çoluk çocuğuna kendine göre yorumlamamak dini. Felsefe meraktan. Bu üç hastalıktan uzak olduğunun kalbini mana yağar. Bak üç günü sevincimi paylaştım. Niye söyleyeyim ki size? Seviniyorum yani. Ama bir dakika yardım, üç gün. Bazı şeyler 5 sene sonra geliyor. Yani ilhamı anlatmak için söylüyorum. Yaşanan bir hayattan, yaşanan bir kesitten. İlham geliyor. Ha, peygamberler de ise bunun 70 kat ilerisi. Yani ustada gelen vahyin vazifesini yapan şumurlu ilhamın 70 kat ilerisi vahiy. Ama o vahyin mertebeleri var. Mesela şeytana gelmiş diyor. Şeytana vahiy gelmiş. Musa Aleyhisselam'ın anasına gelmiş. Arıya gelmiş diyor. Çocuğa gelmiş diyor. Arza vahyettik diyor. Ama temin edip kullanıp duruyoruz. Tek şekli biliyoruz. Sivcebren geliyor ya. Burada ne okumuştuk? En ali muridin hafize ma yakafuhu ve harusuhu fi kulli şerrin bil fitne vel fitne. İlmi cifirle manası 14. asırda. Yani 14. çok sarı şeyle çıkartıyor Ebced'de. Peygamberimizin 1400 kaçırdığı için 1441 değil mi? Öyle biliyorum.
41'deyiz. 14 asır. El Kürdür lakabıyla biraz önce o okudum. Ya mudrike li zalike li zalike zaman. Ya saide mudrike li zalike zaman. Ha. Ya saide li zalike mudrike ya saide li zalike zaman. Ey zamanın Kürt saidi diyor ya. O Hazreti Ali'nin sözüydü. Burada da El Kürdür lakabıyla ya dedilen Molla Said benim müridimdir. O fitne ve bela asrının her şer ve fitnesinden Allah'ın izniyle ve hal ve kuvvetiyle onun muhafızıyım. Niye? Ne özelliği var bu adamı koruyor? Mesela deprem olduğu zaman kaza, arabada mutlaka bir kaza atlatmışızdır değil mi böyle İsmail? Derede, denizde başımıza gelince ilk önce ne diyoruz Ahmet? Böyle bela gelince bize. Tam böyle araba kayıyor. Ne dersin mesela? Allah, 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 Allah Ekber. Değil mi? Başka diyen var mı? Dağlam diyor. Ha ya. Van'da düşerken Allah demiyor. Yaşamakla kendisini düşürmüyor. Allah deyince ya Allah da bak yani bana. Van'da kayada düşerken davam diyor, davam diyor. Davam. Tam düşerken de davam hatırlanır ya. Celal. Çok tuhaf ya. Ya bir hayal etsene düşüyorsun sen. Öyle zevk yapılır ya, alınır o. Düşüyorsun böyle. Sizin köyde bir düşme şey yok mu yüksek yani? Tam oradan düşüyorsun, havadasın böyle. Davam. Ne davası ya? Dava en ufak şeylerle değiştiriyoruz ya. Tebrik ediyorum. Dava. Allah! Allah! Tamam. Böyle ya. Bunlar tabii bahsedilir tabii. Allah ateist diyor o durumda. Diyor. Maşallah. Çok istifade ettim. Beni şeye götürdüm. 99 depreminde Zeytinburnu'ndayız. Bitişik'te. Son katta Şaribülleyli ve Nihar. Gece gündüz içer. Ama öldü. Allah taksiratını affetsin inşallah bak. Dua ediyor. Hiçbir zaman balkonda her gün içerdi. Biliyorsun. Hüseyin Mustafa ile kaldığımız için şey yapıyor. Dershanenin bitişinde. Fakat bir defa Nurettin yüzümüzü bize dönüp içki içmemiş. Hiçbir zaman. Hep sırtı dönmüştür. Kesinlikle bir defa görmemiş. Deprem olduğu zaman ben de cama çıktım, tamam mı? O da çoluk çocuğu kaçmış. Artçı deprem oluyor. Kaçmış, bu da kafayı oynatmış. O anda kim kimi düşünce, bu da kaçıyorum dışarıya derken balkona kaçmış. Dışarıya kaçacağını. Balkonda bir öyle dönüyor, bir böyle. Yani kafası kesilmiş, tavuk gibi çırpınıyor orada. Çıkamıyor da, kapıyı bulamıyor. Beni buldu, ben bir kat üstteyim tabii öyle. Koca! Neredesin koca? Dua et koca, dursun koca. Boşuna mı aldım senin yanına daireyi diyor, böyle bağırıyor. Nasıl bağırıyor biliyor musun? Hatırlıyor musun o zaman bana bağırıyordu kim? Vakıflar dedi, abi kim bağırıyor bana diyor dedi. Boşuna mı aldım daireyi diyor, senin yanına koca dua et diyor, dursun diyor. Dua edeceğim duracak ya. Böyle inanıyor bize. İstihbarat yalnız bizi araştırıyor. Ona da sormuşlar, onlara dokunmayın demiş. Bunlarla siyasetle şunla buna kesiyor yok. Bunlara ben kefilim demiş ya. Hisse aldı değil mi? Ha, aldı ha. Ben kefilim dedi. Ve kendisi demiyor bunu dediğini. Sonra görenler diyor. Hisse aldı tabii. Zerre kadar hissesi olan. Müjdeler olsun. Zerre kadar Risale-i Nur'a muhabbet olan alacak vallahi. İnandığım Rabbim Allah verecek yani. Zerre kadar Risale-i muhabbeti olan almasa haşirde yakamı tutsun yani. Ben Risale-i bunu gördüm var ya. Dost, dost. Alacak ya. İnşallah. Evet, muhafızıyım diyor. Evet, hürriyetten 20-30 sene sonraya kadar 20 fitne-i azime içinde fevkalade bir surette gafsın o müridi o müridi mahfuz kalmıştır. Korktuğu şer ve mehalikten bir hıfz-ı gaybiyle kurtulmuştur. Yani Rusya'da 3,5 sene esir kalıyor. Oradan kaçışından Avusturya'ya, oradan Selanik'e, oradan İstanbul'a ve 1915'te, 18'de İstanbul işgali, İngilizlerin işgali var 18'de. Oraya geliyor. Bak bu Ayasofya meselesinde. Ve 1918'de İngilizlere karşı halkı yanına alarak Kutubat-ı Sitte ile
İngilizlere karşı bu kadar ve İngiliz başpapazı ölüm fermanı veriyor. Bu bizi Anadolu'yu bizim alemimizde kışkırtıyor diye. Ama bunu asamıyorlar. Korkuyorlar Doğu ayağa kalkar diye. Ve İngilizler nasıl oluyorsa Yunanlıları biz Ege'de konuşmayacağım merak etmeyin. Akdeniz'de denize dökmüşüz. Öyle gitmiş. Ama İngilizler İstanbul'dan Boğaz'a dökmemişiz. Gitmiş. Niye gitmiş? Ne almış da gitmiş peki? Ayasofya'yı aldı. Ayasofya'yı ve hilafeti aldı. Ayasofya bina değil. Uzaktan kumanda var ya. Nasıl yiyorsun? Uçak uçuyor. Uyduyu değiştiriyorsun. Manevisini söylüyorsun. Burada bip var. 7 tane düğme atıyorsun. Annesinin ismini söylüyorsun. Öyle sihir yapıyorsun. Adam başka yerde. Sihir yapıyorsun bak. Sihir sihir. Ayasofya'da böyleydi. Ayasofya neyi kilitlemişler? Bir, cihat. Ayasofya kilitli değildi. Girip çıkılıyor. Neyi kilitlemişler? Ayasofya simgesi altında cihat ruhu öldürülmüştü. Vefa öldürülmüştü. Uhuvvet ve tesanüt ve bütünlük. Bu dört tane sıfat çözülüyor. Cihadı seyredin. Cihat kilitlenmişti, cihat. Bilerek söylüyorum bunu. Layl-i Muteşir'den söylüyorum. Cihat ruhu öldürülmüştü. O zaman Mescid-i Aksa'nın da desteği kesin bir zaman, değil mi? Evet. Yani mesela o tarihte Sultanahmet'i niye kapatmadılar? Beyazıt'ı kapatmadılar. Eyüp Sultan'ı kapatmadılar. Eyüp Sultan'ı kapatmadılar. Kapatmadılar ama ağır yaptılar. İşte o ama kapatmadılar. Ve ille bu ama. Neler olacak neler? Bu artık gözünüz ve kulağınızla neler duyacaksınız ömrünüz varsa. İsmail şu 1-2 sene. Bir tane de okuyayım ikisi mi? Ne kadar oldu? Saat kaç? Oh, bayağı oldu. Peki. Ben kaptırmışım kendimi. İlmi cifile manası Ahmet. İlmi cifile manası gidiyor da gidiyor. Fesubhanallah. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.